Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle şablaotunun faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Şablaotu tüylü yaprakları olan böyle 1,5-2 metreye kadar boylanabilen pamuksu, süngerimsi, tüylü yaprakları olan bir bitkidir. Halk arasında buna şalgaba, şabla, sığır kuyruğu gibi isimler olan, daha birçok isimler olan isimlerle anılan bitkidir. Aslında bitkiye sığır kuyruğu bitkisi de denmektedir. Bitki bir yıl boyunca hemen hemen köklerinden dallarına kadar yeşil kalmaktadır. Ancak yaylalardaki şabla otu, sığır kuyruğu bitkisi otu bu sahil yerlere göre daha gür iştahlıdır. Bu da toprağın serin ve rutubetli ve yağmurların daha istikrarlı yağmasından kaynaklanmaktadır. Şabla veya şalgaba veya sığır kuyruğu bitkisi kısacası böyle türlü yapraklı, bu da çalba bitkisi olmaktadır. Bunlar soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlarda, tekrarlayan bademcik iltihabında, kronik öksürükte, yüksek ateşte, zatürre pononomi hastalıklarında, bademcik iltihaplarında oldukça yararlı bir bitkidir. Ses kısıklığı tedavisinde de kullanılan bu bitkiler grip ilacının doğal bir türü diyerek adlandırabiliriz. Bitkinin faydalarında gırtlak iltihabı, faranjit, laranjit gibi akciğer tüberkülozu hastalığında faydalı olmaktadır. Ateşli hastalıklarda da ateş düşürücü özelliği vardır. Bitkinin kronik bronşitte, akciğer zarı iltihabında, göğüs zarı iltihabında faydalı olduğu gibi idrar yolları enfeksiyonlarında da idrar yapamama gibi sorunlarda, mide üşütmesi ve mide rahatsızlıklarında faydalı olmaktadır. Ayrıca şablaotunun güneş yanıkları veyahut da soğuk yanıklarına karşı da elde edilen şablaotundan elde edilen zeytinyağı özlü şabla yağı ile birlikte krem yapıldığında hem güneş yanıklarında hem de soğuk yanıklarında bitkisel bir krem olarak da kullanılmaktadır. Yine elde edilen yağıyla romatizma ve kireçlenme, iltihaplı romatizma hastalıklarında 1 litrelik cam kavanoz içine yarıdan fazlaya kadar zeytinyağı koyarak üzerine bir miktar yeşil veya kuru fark etmez şabla otundan, yani sığır kuyruğu bitkisi otundan koyarak bu hazırlanan formülü 15 gün evin bir köşesinde, güneş görmeyen bir köşesinde günlük olarak birkaç defa çalkalayarak 15 günün sonunda bitkiyle içindeki bitkileri alınarak elde edilen şapla bitkisi özlü zeytinyağını iltihaplı romatizma hastalıklarında kullanılabilmektedir ve diğer ağrı ve sızılarda bitkisel bir krem niteliğinde de kullanılmaktadır. Güçlü bir iltihap sökücü olan şabla bitkisi faranjit hastalığında da faydalı olmaktadır. Kesin olmamakla birlikte şabla otunun çayı şeker ve diyabet hastalarında kan şekerini düşürücü, düzenleyici olduğu da öngörülmektedir. Yine yarım litre kadar suyun içine 1-2 yemek kaşığı kadar şabla otunu yaprak veya çiçek ve dallarına atarak 15-20 dakika kaynatarak soğuyuncaya kadar demlenerek de günde maksimum 3 defaya kadar içilebilmektedir. Özellikle etkileri soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara karşı faydalı olmaktadır. Hem bu çalba otu, bu yani ada çayının bir türü olan çalba otu, hem de bu şabla otu özellikle kanında yeterli antikor bulunmayan insanlar için de kısa bir zaman diliminde yakalanabileceği, hafif üşütmelerde yakalanabileceği grip, soğuk algınlığı vakalarında laranjit, faranjit, anjit gibi, sinüzit gibi sorunlara karşı da bir bitkisel ürünü, güçlü bir bitkisel ürün olarak da kullanılmaktadır. Her ikisi de aşağı yukarı aynı özellikleri taşısa da bu grimsi tüylü yapraklı olan çalba otu ada çayı ailesine ait bir bitkidir. Bu da sığır kuyruğu bitkisi ailesine ait farklı bir bitkidir. Ancak bu papatya giller ailesine de mensup olduğu da öngörülmektedir. Ancak bu bitkinin bazı bilgi kaynaklarında zehirli olduğu öngörülmektedir. Çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmemekle birlikte uygun doz ve gramaj ayarlarında içildiğinde bitkiden istifade edilmektedir.